Herkese merhaba. Şimdi Asude yine yanımda bugün. Asude adının sahibi Asude. Bozcaada çok güzel bir restoranı var. Asude Ada isimli ve bize o restoranın sunduğu menüden bir tarif daha yapacak bugün. Safranlı pilav tarif yapacağız. Biz şimdi safranlı pilav derken sadece hani sarı renkte safran tadlı bir pilav yapmıyor olacağız aslında. Biraz zenginleştirelim istedik. Önce yine zeytinyağında soğanlarımızı güzelce kavuracağız. Önce üzümlerimizi ekleyeceğiz. Üzümlerimiz de böyle aslında şöyle biraz tabii çok şişmediler şu anda. Normalde hani siz yaparken ricam vaktiniz varsa bir gece önceden sıcak suya koyun. Böyle gerçekten hani dalından koparılmış üzüm kadar şişsin. Bu nasıl bir üzüm derseniz kuş üzümü değil, gördüğünüz gibi daha büyük. Halk arasında buna it gözü üzümü deniyor. Ama siz öyle bulamazsanız da Karaman üzümü diye de alabilirsiniz. Güzel. Tatlı güzel bir evet, üzüm tatlı. Ve pilava çok güzel lezzet veriyor. Evet evet yani ben çekirdeği de kullanmaktan yana bir sıkıntım yok. Senin var mı? Ben sevdim. Yani çok zararlı, çok faydalı. Faydalı kesinlikle. Bir de son dönemde çekirdeğini ayrı satıyorlar ve onu alıp yiyoruz. Hani eskiden sevilmeyen çekirdekler şimdi makbul oldular. Çekirdek hani. Makbul efendim, çekirdek. Evet. Hadi o zaman başlayalım. O zaman hadi soğanları kavuralım. Ya hazır mı diye kontrolümüze bakınız. Parmağımız. Oo, bayağı hazır. Evet bayağı yani. Hazır biz o arada sohbet ederken. Ama ya, şu cazır cazır soğan kokusuna da ben çok bayılıyorum, bayılıyorum. Hastasıyız. Bunu alayım ben. Ya bu arada tabii bu tereyağıyla da yapılabilir yani. Hani eskiden bence biliyorsun tereyağı diye bir şey yok mu? Sade yağ diye geçiyor Osmanlı arşivlerinde. Sonra margarin, sonra aynen. Tekrar tereyağı. Aynen dönüş öyle. Evet. Aynen. Biraz tuz ekledim bu tamam. Arada. Ondan sonra. Şimdi biraz karabiber koyarız. Koyalım. Yardımcı olabilirsen. Ya bunlara da bugün benim en güzel, en rahat günüm ya. Ben burada sadece izliyorum, öğreniyorum çünkü ben de. Estağfurullah, sizinle. Estağfurullah. Ben de senin videolarını izliyorum. Çok güzel pırasa köftesi öğrendim mesela geçenlerde. Evet, geçenler. Çok güzeldi o da. Evet. Biraz daha koyacağım. Ben çok karabiberli seviyorum. Ya mesela mutfağın yeni geldiği noktayı ben çok seviyorum. Yani eskiden tabii ki ya en önemli şeflerimiz annelerimiz. Bir kere her zaman için en iyi öğretmenler onlar. Babaanneler, anneanneler. Kesinlikle. Hepsi nur içinde yatsın. Harika tariflerle büyüdük. Ama şimdi böyle daha deneysel ya her şey birbiriyle karıştırılıyor. Yani şey gibi bu. Eskiden lacivertle siyah bir arada giyilmez diye bir kural vardı. Hani ona bu konulmaz. Şimdi her şey bir arada. Her şey gerçekten birbirinin koluna girip geziyor yani. Ben o tabiri kullanıyorum. Yani mesela yemeklerinizi en çok neyle ikram ediyorsunuz? Yemeğimin koluna girip yanında güzelce yürüyen her şeyle yemeğimi ikram edebilirim diyorum yani. O yüzden de hani her şeyi kullanabilirim. Ne? Evet. Yemeğimin koluna girip yanında güzelce yürüyen her yakışan, şeyi. Yakışan aynen mesela. Öyle. Aynen öyle. Ağzı da yetişemiyorum bunun. Yani ağzı hem yapıyor hem anlatıyor, hızına enerji etmek mümkün değil yani. Bir de bu topuzla bir Türk sanat müziği şarkısı iyi gider. Bir de senden Türkiye alalım yemeğimizi yaparken. Evet. Şimdi kuş üzümü. Üzümleri ekleyebiliriz. İt gözü üzümlerimiz. Karaman üzümünü kuş ekleyin. Değil bu. Bu köpek familyası. Karaman üzümünü ekledik. İt aynen gözü ya da karaman. Şimdi bence pirinçleri ekleyebiliriz. Tamam. Şöyle elim. Yıkayıp. Pirinci ekliyoruz. Bak kaç tane çocuğun olacak sayıyorum ben şimdi sana. Yani. Burada bütün pirinç tanelerini bırakmışsın Asude. Tabağını da bırakmıyorsun inşallah. Yok bırakmıyorum. Çünkü tabağınızda kaç tane pirinç bırakırsanız o kadar çok çocuğunuz olur. Bunu unutmayın. O çocuklara bakmak kolay mı arkadaşlar? Şimdi o zaman safranı koyalım. Ne dersin? Sen safranı koyarken tamam. Ben de suyu alayım. Sen olur. O sırada seni baş başa bırakıyorum tamam. Kamerayla. Safranı da ne zaman elime alsam bir de arkasından zerde mi yapsam falan diye düşünmeye başlıyorum açıkçası ama. Zerde derken? Zerde diye bir tatlımız vardır. Aa, aslında tarihi kaynaklara yanılıyorsam beni düzeltsin izleyiciler. Yıldırım Beyazıt'ın oğullarının sünnetiyle girmiş. Yani biz aslında biliyorum. Tam bir ansiklopedi. Ama ben çok seviyorum yani. Kanalı nereden nereye taşıdın şu an var ya. Ben böyle şeyler anlatamayacağım arkadaşlar bu kadar detaylı. Asude'yi arayacağız öyle ya zaman. Ben Osmanlı evet. Mutfağı benim çok sünnet ilgimi çekiyor. Diyordum. Yani çünkü şöyle biz şu anda elimizdeki aslında bütün Osmanlı mutfağı bilgilerini Yıldırım Beyazıt'ın oğullarının sünnetinden bir menüyle ulaşmış durumdayız. Yani
o menü için yapılan hazırlık listesi ve arkasından menü ve yani bilmiyorum reklama mı girecek. Bunun en iyi örnekleri Asitane restoranda yenilebilir. Osmanlı mutfağı nedir? Orada öğreniyoruz. Bir tane daha reklam yaparım ama bak. Yap. Chia var bir de. Chia ama chia Anadolu sofrası. Osmanlı yemek mutfağı deyince ama onu da Asitane şey yapıyor. Çünkü tamamen o sünnetin menüsünü yapmışlar. Ya o sünnette ne yapıldıysa. Neler biliyorsun Asude. O Asude ile Osmanlı mutfağı diye ayrı Ahmet ya. Ne güzel olur aslında. Bayağı keşke olur. Keşke ama çok çalışmak lazım onun için ya, bilgi olarak yaparsın, çalışmak. Yaparsın. Evet, koyalım mı? Hadi koyuyorum ben. Oh, rengin güzelliğine bakın. Harika. Şöyle verdim sana. Sen bunu ölçü için kullan. Bir bardak pirinç kullandık. Bir bardak su getirin. Biraz da buna yine sıcak su dökeceğim. Tamam. İki bardak mı koyuyorsun? 1,5 mu? Nasıl yapacağız? 1,5 koyalım. Ben çok sulu yapmıyorum çünkü. Bir de pirinci beklettiğimiz için önceden sıcak suda, evet. 1'e 1,5 ölçü her zaman doğru ölçü oluyor. Ben sana şunu döküyorum. Bunu bir koyacağım ölçü şimdi. Al. Çok az daha su ekleyeceğim. Şu biraz da koyduk. Bir yarım bardak kadar. Tamamdır. Açayım mı biraz altını? Tamam. Güzel olur rengi. Evet. Bu arada Asi de bana hediye getirmiş arkadaşlar. Onu göstereyim. Geçemeyeceğim. Ay değil mi? Bu çok kıymetli. Şu an yemekte kullandığımız safranı bana hediye olarak getirmiş. Çok değerlidir, çok kıymetlidir. Yemek yapanlar safranla bilir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah güzel sofralarda. Biz artık şey böyle yemek yapanlar birbirlerimize böyle hediyeler götürüyoruz. Değil mi? Yemek hediyesi aynen. Ben de kurabiye kek yapıp götürmeyi tercih ediyorum çoğu zaman. Şimdi sularını ekledik. Tamam. Biz biraz suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra ben suyunu çekmeye yakın yeşilliklerini ekleyelim diyorum. Tamam. Çünkü yeşilliklerin çok ölmesini istemiyorum. Diri kalsınlar istiyorum. Tamam. Şimdi o zaman şimdi kapağını kapatıyoruz. Demlemeye bırakıyoruz. Biraz da altına kısalım mı? Olur. İyi olur. Güzelce demlenecek, suyunu çekecek. Ondan sonra yeşillikleri koyacağız. Evet. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Hazır mısın? Hadi koklayalım. Güzel kokuyor. Evet, o zaman yeşillikleri ekleyeceğiz. Bakalım. Şöyle bir karıştıracağız. Yeşillikleri de söyledik. Aa evet ya, ben direkt o kadar alışmışım ki yalnız ne varsa mutfakta çalışmaya. Ne varsa koyuyoruz işte. Ya yani şöyle, biz bugün maydanoz, taze soğan, taze nane ekledik. Dereotu çok yakışır. Yakınlarınızda taze kişniş bulursanız muhteşem olur. Asude, anlat bakalım. Asude Ada'da başka neler yapıyorsun? Ne gibi lezzetler var? Şimdi Asude Ada aslında günde yaklaşık olarak 17 saat yaşayan bir mutfak. Biz sabah 8 itibarıyla... Kahvaltıya gelebiliyor muyuz? Gelebiliyorsunuz tabii ki. Çok kahvaltının bir... en can alıcı şeyine, en böyle sevilen lezzeti. Ben yaklaşık olarak Ezine peynirlerini ve Geyikli zeytinlerini kullanarak 3 tane farklı böyle peynirli zeytinli salata yapıyorum. Kahvaltı salatası. Karışım. Aynen. Böyle zeytinyağlı falan mı? Çok güzel oluyor. Tamam. Yine onlarda baharat kullanıyorum, işte çörek otu kullanıyorum, işte kimyon kullanıyorum, zahter kullanıyorum. Böyle tamam. Hem de tedavi edici aslında yemekler. Kahvaltı bunlar. Bunlarla tarhun otlu yumurta tarhun yapıyorum yine. Peki akşam yemeğinde? Akşam yemeğinde de yine ağırlıklı deniz ürünleri. Ama deniz ürünü yemeyen için de alternatifimiz de var. Yani ben Hint usulü tavuktan tut, çok özel şey biberiyeyle marine ettiğim güzel bir bonfileye kadar geniş bir yelpazede ürün sunuyorum. Yok yani. Evet, tatlılarımızı çok seviyorlar. Yani mızı diyorum. Ben hani annem de bana çok destek oluyor çünkü Asude Ada'da. Ağırlıklı olarak böyle bazı arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Muhallebicisin sen diyor ama muhallebi ağırlıklı 4 tane tatlım var benim. Cheesecake de yapıyorum. Ama hani böyle Türk tatlısı yapmıyorum. Ara ara bayramlarda anneannemin, rahmetlinin Selanik tatlısını yapıyorum. Biz Selanik'ten gelmiyoruz. Ben kimim? Sen kimsine bağlıyorum. Oradan Asude sen kimsin videosunu izleyebilirsiniz. Dolayısıyla yani böyle akşam saat 10.30'a kadar mutfak, sabah 8'den 10.30'a kadar benim hiç çıkmadığım ve bütün gün üreten bir mutfağımız var aslında. Onun dışında hani sadece kahve, çay içmek isteyenlere güzel kurabiyelerim var. Kendi bahçemin elmalarıyla yapıyorum falan. En güzeli. Reçellerimiz çok seviliyor. Onu da yine annem yapıyor. Yok arkadaşlar, Asude Ada'da. Yani, yolunuz Bozcaada'ya düşerse Asude Ada'ya gitmeyi unutmayın. Şifre Asude Merlin. Ada. Şifre Merlin. Şifre Merlin. Merlin deyince ne oluyor Merlin? Kahveler benden. Kahve. Merlin mutfakta deyince kahve. Oh, böyle torpilimiz olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak bakalım olmuş mu? Bir kenardan bakalım. Evet. Olmuş. Kapatalım. Altını.
Tamam, şimdi tadım yapacağız. Tadım için Nihat'ı çağıracağız. Dırın dırın dırın. Nihat! Ne yapayım, tadım süper kahramanı gibi oldu. Tadalım o zaman. Nihat, önce hesap verecek Nihat. Neyin hesabı? Bugün Nihat'ın... Bırak, bırak. Bugün Nihat'ın doğum günüymüş ve bana söylenmemiş. Bana hiç. Ay. Merak eden açar bakar karşım. İyice pisleşti değil mi? O yüzden sana doğum günü için pilav yaptım. Çok teşekkür ederim. Allah. Nihat'cığım doğum günü pilavı dedik yani öyle boş. Bir şey söyleyeceğim. Umumu daha önce nerede kullandınız? Aile yadigarı. Biraz küçük. Yakın alabilir miyiz lütfen? Yıldızı daha küçülmedi dur. Ha, ay yıldızlı o. Yalnızca ben yıldızlı ta o paşa dedemin doğum gününden bu yana yakıyoruz. Ya. Allah, her pilavda bir mum yakarız. Aynen. Ha, şimdi doğum günü türküsü söylüyorum sana. Ama çakmak yok. Dur, dilek tut Nihat. Sevilmeden hiç sürpriz yaptık, hiç ne? Hayret bir şey. Ya kötü muamele mi maruz kalıyor? Hiç ya, ne bir heyecan, ne bir şey. Bir de yani daha kaç yaşına basıyormuş. Boş ver şimdi yaş konusuna girmeyelim. İzleyiciler çok girme. Yakınca ya, şuraya da bir çaput bağlayasım geldi. Ay Nihat hadi dilek tut önce senin dilek doğum günü. Mi? Lütfen hepimizi kapsasın inşallah. Bir dakika dikkatim daha tutamadım diye. Nihat'ın bir umum erecek pilava. Sana bozdu çocuk. Hadi şimdi tadına bak. Haydi bakalım. Ya şöyle bir durum var, ben üzüm sevmiyorum. O yüzden üzümsüz tarafını tamam. Bakacağım. Tamam, şura var. Çalışabiliriz. Ya Aslı bunlar sürekli onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum. Çünkü bu yeni jenerasyonu böyle. O bu hiç. Üzümsüz yedin inşallah. Çok iyi. Üzümünden yeme ama. Tamam sen üzüm sevmediğin için artık üzümden daha yemiyorum. Fazla yemene gerek yok. Çok az. Ne eksik? Tuzu eksik bence. Çok az. Tuzsuzun çaresi var evladım. Ama arsızın yok. Hadi bakalım. Altına tuz doğum günü çocuğu. Hadi o zaman. Onun üzerinden kaç verdin Asun? Ha, ben bunu daha önce içemediğim için onun üzerinden 10 veriyorum ben. Çok teşekkür ederim. Bir de böyle kriter. Ben artık puanlamayı kaldıracağım, yeni bir şey geçeceğim. Yeni bir şey bulacağım. Niye? Karşılaştırmalı, yarışmalı yapabiliriz. Safranlı pilav Aside yaptı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Yılbaşı için de değerlendirebilirsiniz. Doğum günleri için de. Afiyet olsun. Afiyet olsun.